mühendisi olarak iş hayatına başladığım zaman bu CAD/CAM tasarım programları çok yaygın değildi. İlk kullanıcılarından birisiyim. Burada sektörde bir açıklık olduğunu ve bu konularda zaten o zamanlar bakirdi, yeni yeni yaygınlaşıyordu. Ve ben de bu konularda bayağı iyiydim genç bir mühendisken. Ve bunun ihtiyaç olduğunu gördüm. Piyasada bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunu gördüm ve bunu eğitimden zevk aldığımı hissettim. Dolayısıyla bu ihtiyacı görerek 17 yıl önce böyle bir yeri kurdum. 17 yıldır Roketsan, Aselsan, Türk Hava Yolları, Vestel, Arçelik başta olmak üzere küçük şirketlere, orta ölçekli şirketlere de üniversitelerde eğitimler verdim. Gayet de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz işte bu markalara eğitim verdiğimize göre. Aslında 16 yaşından itibaren öğrenci kabul ediyoruz buraya. İki aydan bir seneye kadar eğitimlerimiz var. Orada biz kişiyi önce bize geldiğinde bir analiz ediyoruz. Bizim burada eğitim danışmanlarımız var. Onların 15 kişilik bir ekip. Sadece kişiyi tanıyoruz önce. Nereden mezun, ne yapıyor, ne hedefliyor, altyapısını başarılı olabilecek mi seçtiğimiz alanda. Onu değerlendikten sonra biz aslında yönlendirme yapıyoruz. Biz tavsiye ediyoruz. Burada lise mezunu olup da operatörlük gibi, işte teknik resim uzmanı gibi, tasarım uzmanı gibi eğitimlerimiz de mevcut. İleri düzey mühendislik eğitimleri de mevcut. Mesela NCS Fluent gibi birçok programımız da var. Bunlar da tabii üniversite mezunu ya da üniversite 3. 4. sınıf öğrencisi olması koşuluyla onlar da bazı eğitimleri de alabiliyoruz. Aslında burada herkese yönelik eğitimler mevcut. Biz Türkçe tabii sınıf ortamında olduğu için Türkçe ama herhangi bir yabancı öğrenciye biz özel olarak İngilizce dilinde eğitimde verebiliyoruz. Özel ders şeklinde verebiliyoruz. Bize yabancılar da geliyor bu arada ama tabii genelde Türkçe bilen yabancılar geliyor. Dolayısıyla sınıfta onları alabiliyoruz. Sektördeki çoğu firmayla bizim kontaklarımız da var. Bizi arayıp bizden eleman istiyorlar. Teknikariyer.net bizim markamız. Biz öğrencilere burada iş bulma, iş yönlendirmeleri de yapıyoruz. Zaten o kalitede eğitim veriyoruz ki öğrenciler kendileri de iş buluyor. Şöyle bir tane hikaye anlatayım. Bir tane öğrencim vardı. Benim öğrencimdi. Hocam geldi bir gün kayıt oldum. Ben de 2 senedir iş arıyordum. Ya bir insanın 2 senedir iş araması bence çok olağanüstü bir şey bu arada. Eğitim bitmesine yakın çok güzel bir şirkete girdi. Daha sonrasında hatta sonrasında görüştüğümüz bir arkadaştı. Sonrasında daha büyük şirketler, büyük şirket şeklinde oldu. Buna benzer yüzlerce, binlerce öğrencimiz var bu arada. Yani buraya gelen insan gerçekten işsizse işine çok hızlı bir şekilde girebiliyor. Ya da pozisyonundan memnun değilse unvan olarak ve yükselme olarak yükselebiliyor. Çünkü biz direkt klasik bir eğitim merkezi değil burası. Biz şu ARGE şirketinin, şu ARGE salonunda çalışabilsin ya da şu üretimin şurasında çalışabilsin, oraya hemen adapte olabilsin, bizim hedefimiz o. O yüzden kişi direkt oraya adapte olabildiği için iş konularında çok hızlı bir şekilde çözüm sunuyoruz biz. Evet. Eğitmenlerimiz bu sayede firmalarda üst düzey çalışanlar. Genelde üniversitelerden hoca pek çalışmıyoruz, çalışmak istemiyoruz. Aslında daha ziyade böyle çok büyük şirketlerde, işte işin başında müdür, o işte atıyorum 5 sene, 10 sene tecrübesi var, mühendis, yüksek mühendis, doktorası da var. Uzmanlık alanı genelde bu kişileri seçiyoruz. Bizden uluslararası düzeyde sertifika alma imkanları var bazı programlarda. Üniversite onaylı sertifika alma imkanları var, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sertifika alma imkanları da var. Söylemek istediğim asıl önemli şey şu, sadece 3. bin yıl akademi olarak konuşmuyorum. İnsanlarımız kendilerini eğitmek zorundalar, eğitilmeliler. Bunlar hem kendiler için hem de ülkemiz için, sadece kendisi için değil. Eğitim her anda, yabancı dil olabilir bu. Biraz anlaşılsın diye söyleyeceğim, yolda yürüme eğitimi bile alınabilir. Anlaşılsın yani, o kadar ciddi olduğunu söylemek için söylüyorum. Ya bu sayede ülkemize katkısı oluyor insanların. Yani gidiyor bir şirkette çalışıyor, şirket daha katma değerli iş yapıyor, bu sefer kendi maaşı da yüksek oluyor, şirket daha katma değerli iş yapıyor, sonra o şirket ihracat yapıyor. Dolar düşecek, istihdam düşecek, vergi verecek mesela. Dolaylı olarak çok inanılmaz faydası var. Her alanda insanlar kendilerini eğitsinler. Çok iyi bir pozisyondaysa da iyi eğitsinler, daha yükseğine çıksınlar. Hedefleri bu olmalı insanlar. Olarak dediğim gibi şu arama motoru. Biz bunu eğitime adapte ettik. Bunu tasarlayacak, analiz edecek, animasyonunu yapacak, simülasyon yapacağız, maratesini oluşacak ve tüm makineler de bunu üretecek. Buna benzer robot köpekleri gördünüz az önce. Robot köpekleri de sonraki aşamada robot köpeklerin tasarımı, üretimine geçeceğiz. Buradaki bütün
makineleri öğrencileri kullandırmak istiyorum.